Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuana. Arkadaşlar bugün annem bana sürpriz yapmış. Merhabalar Tuana'cığım, nasılsın? Bu arada tercihimiz de burada. Hop, onu yalayalım hemen. Arkadaşlar bugün annem bana alışveriş yapmış, sürpriz yapmış. Bu arada bu duvardakiler ne diye soracak olursam. Tam İngilizce kelimeler. Duvardakiler arkadaşlar, Tuana İngilizce'de biraz sıkıntı yaşıyor. O yüzden burada da sürekli balonla ya da topla, ses çıkarmayan topla voleybol oynamaya çalışırken en azından bir kelime dahi öğrensin amaçlı yapıştırılmıştır. Değil mi anneciğim? Evet. Bugün okuldayken ben ona sürpriz yapmak istedim. Sonra ben gittim alışveriş yaptım ona. O da okuldan geldi. Bunların hepsini böyle gördü. Sıralamıştım hepsini. Şu an üzerindeki kombini bir Tuana. Arkadaşlar bu arada ben bu kombinlerle giymek istediğim amaçlı söylemek istiyorum. Ya bunu yani bundan bir tane daha var aslında. Yani bunun farklı bir rengi ve farklı bir modeli. Ya onunla bu altı giyeceğim doğum gününde ya da bundan bunu giyeceğim. Nasıl? Şimdi bu birinci modelimiz. Ama yan tarafını şöyle bir gösterebilir misin Tuana? Yan tarafını şöyle delikli. Görünüyor mu? Şöyle küçük böyle delikleri var. Evet. Buna arkadaşlar bu arada yorumları şuna yazabilirsiniz. Mesela birinci kombine onun üzerine şu kadar veriyoruz. İkinci, üçüncü falan. Değerlendirme istiyorsun yani. Tamam acaba bakayım. Kaç puan olacak? Tamam. O zaman hemen diğer üstünü deneyeceksin. Evet arkadaşlar, şimdi o daha deminki dediğim bu. Bu arada ben onun fiyatını söylemeyi unutmuşum. Onun fiyatı 200 TL'ydi. Bunun da fiyatı işte 499.5 TL. 500 de. Yuvarlaya yani. Yuvarlıyorum. 500. 500 fiyatı. Bunun da 200 civarında. Şöyle. Arkasını düz bir arkasını düz bir düz. Annem diyor ki bunu içine sokma diye. Neden diyorsun bunu? Burada çok açık. Evet. Neden? Yani. Şu kadar açık kısımdan da olabilir ki. O kadar sonra kocaman oluyor. O yüzden. Sizce üçüncü kombine puanınızı yazarken deyin ki çıkarılık bir şekilde mi yoksa kapalı bir şekilde mi? İşte böyle evet. Kapalı bir şekilde mi? Yoksa açık bir şekilde mi olsun? Bu kapalı, diğer kısa açık. Diğer kombinim de böyle. Bunun ama burada böyle açık olduğu için illa ki üzerinize bu şekilde bir crop falan giymeniz gerekiyor. Ya da crop'unuz yoksa uzun bir şeyle böyle giyebilirsiniz. Evet. Ama bu arada siyah rengi hiçbir şekilde göstermiyor. Görünüyor aşkım. Gösteriyor. Çok mu görünüyor şeye giren? Yani içinde bir şey olduğunu gözüküyor zaten. Ama ben şöyle derdim. Sen onu göstermek için içine koyacaksın. Şöyle bir şekilde yanlarına da bunu böyle. Arkadaşlar ben... onun altına siyah crop giyerse siyah. Beyaz crop giyersen beyaz anne. Evet. Hoppa. O zaman şimdi. Diğerkini. Diğerkini. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tarçın yüreği tablam. Şimdi dördüncü mü bu, beşinci mi bu, kaçıncı kombin? Sonra dördüncü kombin. Bu şekilde. Şimdi bence hiçbir şekilde kapatmayalım çünkü bu böyle ceket tarzı bir şey çünkü. Hiç kapatmayalım. Burada ceket tarzı. Ceket. Anne dur. Bakalım nasıl yiyeceksin Tuana. Bakalım sıkacağım. Önce bak göstermeyin. Yok göstermiyorum. Giyiyorum. Biraz şöyle çıksana. Ceket neden giydin bu arada? Göster.
bakalım o Guinness'e kadar. Giremiyorum onu şu an. Giremiyorum ya, neden giremiyorum? Kolumu kesmedi. Ver yazın bakayım. Ve ona bornoz almıştım. Aa, burada ben yine çünkü diğer bornozu küçük geliyordu artık. Ben fiyatları söylemeyi unuttum. Tamam, ben olsun söyleyeyim. Fiyatlarını söyleme sen yine de. Olsun aşkım, söyleme. Şu altı fiyatı kaç? İşte bu da 300 TL. Evet, şuna. Şuna. Bu dediğim gibi 500 TL. 200 TL. Bu en pahalısının çöpleri. Kazak niyetine geçiyor ya aşkım. 379,99. Evet. Kuruş. Üstündekinden? Şöyle bakalım. Yok, bakmana gerek yok. Ben sana söyleyeyim. Üzerindeki 200, altındaki 250. Bu kaç? Bu 600. 675. Ama... Bunların toplam fiyatına inanmayacak olarak söylemiyorum. Çünkü ben de inanamadım duyunca. Dedim. Ne oluyor? Güle güle kullan Tuhan'cığım. Güzel bir sürpriz oldu senin için değil mi? Tabii ki de. Evet. Bak, kilotlu çorapları kaç aldın? Kilotlu çorapların bir tanesi 85 liraydı. Bir tanesi 125 liraydı. Yavaş. Evet, tarçınla merhaba dedik. Miniş dedi. Görüşmek. Ya tamam, bırak artık onu. Hoşça kal Tanrıcığım.